Geldiği günden bu yana günde 1 kilo et yediği konuşulan gelinlerimden Olga bugün neden sinirlerine hakim olamamış acaba? Buyurun izleyelim. Senin gelin 1 kilo eti kaç dakikada yiyor? 15 dakikada yer kalkar. 1 kilo eti 15 dakika yer de onu. Mide onu kaç saatte sindiriyor? Hiçbir şey olmuyor midesine. Allah Allah. Ondan sonra da kalkar bir de çikolata yer güzelce. Siz kimsiniz ya? Benle dalga geçiyorsunuz. İstediğimi yerim. İster 5 kilo et yerim, ister 10 kilo ot yerim. Anne sana ne oluyor? Benim yediğimi sana mı battı? 30 kilo et diyor Hayda. Nereden vereceğiz parasını? Ben kazanıyorum, ben kazanıyorum. Anlamıyor musun sen? Kazandığın ete ver o zaman. Gerisi ne olacak? İster veririm, ister vermem. Sen hangi hakla benim dedikodumu yapıyorsun orada? Bu devir azleme devri. Sana sormayacağım ben kaç tane yiyeceğim, kaç tane yemeyeceğim. Sende mide yok mide, işkembe var sende. Aa, yok ya, bu kadar da olmaz. Çok ayıp anne, çok ayıp ettin yani. Senin yediğin etine bir de kapı doyar. Bence sen hiç konuşma, tamam mı? Yani ben sana soracak değilim. İstersen 10 kilo et yerim, istersen 5 kilo, istersen bir tane, ister 10 dakika, ister 5 dakika. Olga, 15 dakikada yiyebilir misin o kadar kilo eti ya? Yerim. Nasıl yersin? Yok artık. Gerçekten yiyor musun? Bandıra bandıra. Oo. Hayır, ekmekle yiyorsun. Evet. Oh, bandıra bandıra. Ben sana ne diyeyim anne? Ben sana ne diyeyim yani? Yani buradan pazartesi geldik biz buraya. Geldiğinden biri et de et, et de et. O zaman az. Yiyorum yani. Az ye o zaman. Niye ben az yiyeyim yani? Neden yani? Sebebi, bana bir sebebi açıklar mısın? Bir sebebi. Neden ben az yiyeyim? Bir kilo et yenir mi yavrucuğum? Yenir. İsterse 10 kilo da yerim. Nasıl yersin 10 kilo? Etin kaç benim para olduğunu biliyor musun? Ben sana söylüyorum. Sen ne yapacaksın kaç para? Vücut olan benim. Vücut olan vücut sen. Vücut sahibi benim yani. Günde bir kilo et ye o zaman, otur. Tamam, sen yemiyorsun diye bana mı satışıyorsun? O kadar olmaz, yenmez o kadar. Sen tıkıştığında et yiyordu Olga. Evet, yani ben et her seviyordu. Zaman yiyordum. Hayır, her sürekli zaman yiyordum. Et, yok. Et yiyor, yiyor deyince gücüne gitmiş kızım. Sana bir şey diyeyim mi Nursel Hanım? Bu sefer gidince et müt yok. Yeşillik yiyeceğiz. Kurasa, ıspanak. Yersin, afiyetle yersin, sana afiyet olsun. Sebze sen de yiyeceksin. Musun? Sebze seviyor musun? Sen de sevmiyor. Devamlı da et olmaz ki ama. Yiyeceksin, mecbur yiyeceksin. Ben hiçbir şeye mecbur değilim. Nasıl mecbur değilsin? Neyin mecburiyetim var benim? Ben senin kaynanan annenim yani. Benim dediğim olacak bundan sonra. Sen bana karışamazsın. Senin gerçekten çok kötü bir huyun var. Nasıl kötü? Sen her şeyi karışıyorsun, yediğini, içtiğini. Her şey sana batıyor. Sana ne? Bana ne olur mu? Ben de seninle beraber oturuyorum o evde. Olsun, olabilir. Sen yeşillik istiyorsan yeşillik ye. Olmaz öyle şey. Bundan sonra et müt yok. Bitti. O tabii canım. Evet. Olga acaba şey mi bozuluyor? İçeride de demiş ya, kendi yiyor yiyor, bana azıcık ekmeğin arasına azıcık veriyor. Azıcık aramıza diriyor. Daha çok verse, sana da yarım kilosunu verse mutlu olacak mısın? Ben yarım kilo yiyemem zaten. Ama sürekli böyle yiyor yiyor diyorsun ya, bak gücüne gidiyor. Geldiğinden beri taktın ya benim etimi. Yiyorsun taktın ama. Taktın yani. E takacağım, yiyorsun ya. Kocan ne diyor Olga? Kocan. Bal şeker olsun. O? Afiyetle, istersen sana daha fazla alırım. O getiriyor zaten. Senin oğlun bana getiriyor. Sana mı kaldı? Benim oğlum getirse hepsini bizden yiyeceğim ya da yemeyeceğim. Bak Hava abla, sen şimdi kayınvalide olarak dur, başka gelinlere sorayım. Bak. Rahatsız olurlar mı dinle. Senin kayınvaliden Hatice sana yediğini içtiğini sürekli şunu yiyor, bunu takıyor, bunu giyiyor.
kalkmıyor, etmiyor. Bir şeyler söylese rahatsız olur musun? Rahatsız oluyorum zaten. Yani bunu defalarca zaten burada da söyledi, buna benzer şeyleri de. Oluyorum. Yani kendisi rahatsız değilse, bedenen de sağlık açısından sıkıntısı yoksa isterse 10 kilo yesin yani. Fazlaca bence üzerine gidiyorsunuz. Hatta sizin cebinizden bile çıkmıyormuş yani para. Diyor ki ben kazanıyorum, ben alıyorum diyor. Onun cebinden çıkmıyorsa yarın bu benim gelinim artık, mecbur bize uyacak yani. Tamam da her alan razı, satan razı. Size bir şey olmuyor sonuçta yani. Habire yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun. Bak, baktığın zaman da hani et yiyip de öyle... Yani işte fiziği de kötü bilse değil. Bu arada evet, hani fiziği de kötü değil, kendi de iri, öyle alışmış, hayatında öyle görmüş. İyi, afiyet olsun Olga'cığım. Teşekkür ederim. Sen 15 dakikada bir kilo eti yiyebiliyor musun? Evet. Gerçekten mi? Helal olsun. İddialı mısın? İddialıyım. Girelim mi? Girelim. O zaman sana bir sürprizim var. Gerçekten mi? Yiğit'cim sürpriz gelsin. Ben bayağı merak ediyorum. Benim et ağzımda büyür, büyür, büyür. Evet. Ben bir türlü yiyemem. Olga Hanım'a veririm. Bana da verir. Şefimizin özel spesiyeli. Şimdi gözünde söyleyeyim. Çatla. Çatla bak nasıl. Nasıl çatlayayım? Bunu yiyemez insan bunu. Babacım sana hiç yok. Ekmek arası küçücük bile vermiyorum. Hepsini oldu. Çatla diye baksana. Oh bandıra bandıra yapmış. Sen rahat rahat ye Olgacığım, tamam mı? Ben devam edeyim. 15 dakikada. Kronometreye de basalım. Bakalım 15 dakikada. Çatalla 15 dakika uğraşmasın. Bir tek kaşık getirin buna siz. Bir ki... Ne? Çatal yetmez. Çatalla uğraşmasın yani 15 dakika olmaz. Biraz katlı kaşık. Ben yerim. Lazım. Elle de yerim. Alacağım. Çatalla da yerim. Sen ne yapacaksın? Afiyet olsun Olgacığım. Bakalım gelinimiz 15 dakikada 1 kilo eti yiyebilecek mi? Süreniz başladı. Afiyet olsun. Kibarlık yapma. Aynı evde yediğin gibi ye ki. Rabia, aynı evin içinde böyle sürekli senin yediğin söylense ne hissedersin? Yapıkçı hissetmem. Ki bence yeme içmeye söylemek ayıp yani. Müdahale etmemek lazım. Ben de tutup da bir kilo et yemem tabii ama... Yersem de söylenmesi beni çok rahatsız eder. Nurten ablam, sen kayınvalide olarak hava kayınvalidemi destekliyor musun? Tasarruf mu yapmak lazım yani? Hava Hanım'ı desteklemiyorum, Olga'yı da desteklemiyorum. Et yenilir ama 15 dakikada maşallah hakikaten de bitirmek üzere. 15 dakikada da bir kilo et yenmez. Vallahi yiyormuş. Vallahi yiyormuş vallahi. Gözümüzün önünde gözüküyor. O yüzden de... Ama... Kıskandınız mı beni, pardon da? Kıskandın mı Nurten'cim, canın mı çekti? Çektirdin tabii ki Olga'cığım. Şimdi kız yiyorsa da engel olamazsın. Yani her seferinde bunu vurgulamak iyi bir şey değil. Sen aylık şeyi bile hesaplamışsın yani. Özlem yese ben ne yaparım? Ayda 30 kilo et diyorsun. Evet. Kaç para yapıyor? 25 milyon. Özlem yese ben ne yaparım mı demiştin? Öyle yok sen. Demedim. Yok yok. Sanki yani mesela şu an hani Özlem yese diye sanki hesap yapmış yani. Yenir mi olur mu canım ben, olmuş. Benim yeme konusunda hiç böyle hesap yapmam. Ben yedirmeyi seven bir bayanım ama ben Olga'ya hakikaten şaşırdım. 15 dakikada maşallah kızım. Helal olsun. Bu arada bayağı evet yani. Güldün vallahi billahi. Ama Hava Hanım sizden tek ricam var. Lütfen artık kıza her seferinde vurgulamayın. Ben kendim üzülüyorum yani bu sefer. Gerçekten ha gözünüzün önünde. Tamam ama. Yiyor işte. Yiyor yani yalan değil yani. Bak maşallah. Hani boş versene ya. Şey bünyesi alışık herhalde Olga bu arada evet. Yani hakikaten maşallah diyorum. Afiyet bal şeker olsun yedi. Yiyor yani. Yedi, yiyor. Kolesterolün çıkacak Olga abla. Şey mi Olga çocukluğundan mı aile mi evet. Böyle et seviyordu değil mi? Öyle bir şey olmalı yani. Çok zor çünkü 15 dakikada bir kilo et. Erkekler Antepli, he? Eşin yer mi? Eşim de yemez, ben de yiyemem. Yani bir kase et yesem ben 3 tabak salata yemem lazım. Et bana çok ağır. Ay, Antepliler mesela çok, gerçi sebzeyle karışık et yiyorsunuz aynen, genel aynen. Olarak ama. Bol yeşillik, salata. Bir şimdi de... Hava Hanım, size bir şey söyleyeceğim. Sizin memlekette koyunuz, dananız, mananız var mı? Yok, çarşıda dolu bizim memleketimizde. İşte bir dana al, kes. Kız seviyor. Koy dolaba, pişirsin pişirsin. Havacığım evet sen bunun bir yöntemini bulman lazım. Bu kız et seviyor belli ki. Yani Olgacığım, ben alacağım alacağım. Olgacığım yemeğe devam etsin. Söyle son kez aşkım. Hava Hanım zaten onun şeyini, projesini çizmiş. Sürpriz var Olga'ya.
dönüşte yarın elenirse kayınvalidesi dedi ki içeride ben dedi döndüğüm zaman dedi et asla dedi dolaba koymayacağım dedi. Ona etsiz terbiye edeceğim dedi. Evet böyle dedi yemin ederim. Oğlum ne dedi? Sen eti unut yani. Elenmemeye bak. Eğer elenirsen eti hayatından sana çıkaracak. Sana eti bıraktıracakmış. Evet. Sen yemeğe evet. Devam et. Düşün bu yediğin konuyu. Yediğin son et ona göre. Olgacığım şoktayım. Bitirdi valla. Kaç dakikada söyleyeyim mi? 9 dakikada yedi. Hey maşallah Olga. Beş bile kaldım. 9 dakika. Olga 9 dakikada 1 kilo kavurmayı yedi. Afiyet olsun. Koy şekilini kendine. 1000 kaplan gücünde Olga. Ay sen evet. Yani nasıl yırtıcı bir kadınsın. Şimdi tam kadınsın. Bir...